Bugün Hacı Bayram Veli Camii'nin hemen arkasında Hacı Bayram Veli'nin çilehanesindeyiz. Bu çilehanenin tam Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin odası. Ama buraya oda demek herhalde biraz zor. Ancak çilehane tabiri buraya uygun. Çünkü bakın kalkıyorum. Şu anda dizlerimin üstündeyim. Ve kafam şu anda tabana değiyor. Yani buraya 1,60'ın üzerinde, hatta 1,50'nin üzerinde, 1,5 metrenin üzerinde hiç kimse ayakta düz duramaz. Şu anda bakın boynum eğri ve kafam yukarıya çarpmış vaziyette. Burada ilerleyebilmek için şöyle yürümek durumundayım. Şu an Çilehane'nin de kapısı burası. Burada kim bilir Allah'ın adı kaç milyon defa anıldı. Kur'anlar okundu, zikirler çekildi ve eğilerek bakın ben şu anda iki büklüm oldum. Bu kapıdan çıkıyorum. Belki de buradan çıkış usulü şöyleydi. Arkamı dönmek zorunda kalacağım ama şöyle şöyle çıkıyordum. Burada da bir mürit odası. Orayı da aynı şekilde şu yükseklikte. Ancak dizlerin üzerinde emekleyerek içeriye girilebiliyor. Ve içerisinin de yine boyu şöyle. Şu şekilde durulabiliyor içeride. Yani şöyle şu vaziyette eğik ve buradan çıkarken de şöyle eğilmeniz icap ediyor. Dolayısıyla bütün bu şeyde hani çileye girmek, dilimizde çile kelimesi çok kullanılır. İşte beni çileden çıkar var. Ne demek? Çileye kapandım. İşte onun süreleri var. Bu süreyi tamamlamadan buradan çıkamaz. Çıkmaması gerekir. Beni çileden çıkarma demek. Ben o kadar sıkıntılarla o çile günlerini dolduruyorum. Çilemi bozdurma. Yani 1.000 gün kalacaksa bu 1.000 günün ortasında ya da bitmeden beni buradan çıkarma. O çileden çıkmak manasındadır. Yani bütün verdiğim emek heba olacak. Beni tutamazsın ondan sonra anlamındadır. Evet. Bu bir başka oda. Burada 4 tane bu şekilde oda var. Bir tanesi Hacı Bayram Veli'nin, diğerleri müridanın odaları. Evet. Oda. Ve yine böyle eğilerek ilerliyoruz. Biraz geriye doğru gidersen daha iyi görürsünüz. Tüm koridor bu şekilde. Evet. Burası herkese açık değil. Normal buraya giriş ancak izinle olabiliyor. Dolayısıyla biz de bugün buraya hususi bir vesileyle gelmiş olduk. Şu an bakın ancak şu şekilde durabiliyorum ve kafamı çarpmamak için buradan evet bu surette çıkmış olduk. Elhamdülillah. Çileyi dolduramadık ama bir şeyi yaşadık. Burası biliyor musunuz? Bununla ilgili bir bilginiz yok. Ben de ilk defa geliyorum. Diğer geldiğim zamanlar kapalıydı. Burada da herhalde mescit kısmı olacak anladığım kadarıyla. Namazları kıldıkları, namazlarını eda ettikleri mescit kısmı. Şurada bir sedir gibi bir kısım var. Belki de burada dinlenme ya da uzanma şeyi oluyor, imkanları. Bu da muhtemelen bir eski yalağı gibi bir şey. Bunu çok bilemiyorum ama burada görüyorsunuz mescit kısmında artık şey yüksekte. Yani bu yükseklikte olduğu için dik durabiliyoruz. Ama orada çilehanede ancak başaklar gibi eğik durduğunuz zaman çilenin hakkını vermiş oluyorsunuz. Onun sistemi öyle. Bir de buradan normalde burası görüyorsunuz eski Roma sütun temellerinin üzerine ahşap sütunlar
Ondan üzerine bu atıllar atılmış. Şurası cami. Aradan caminin ışıkları görünüyor. Hacı Bayram Camii'nin ışıkları. Bu merdivenden yukarıya camiye çıkış var. Ama şu an kapalı tabii ki. Şuradan yukarısı kapalı ama buradan cami ile çilehane birbiriyle irtibatlı. Evet, bugün Hacı Bayram Veli'nin çilehanesini tanıttık. Bir başka vesileyle tekrar birlikte olacağız inşallah. Esselamu aleyküm.